Ankara Batı Kent Sosyete Pazarı'nın katkılarıyla Mektubat'tan İnciler başlıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لها واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صلى الله عليه وسلم تعالى يا الحمد لله Bir mektubattan inciler programında yine bir aradayız. Rabbim tesirini yüksek eylesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. İnşallah bugünkü dersimizde 133. mektubu, 1. cilt 133. mektubu okuyacağız inşallah. Ve bu derste de inşallah İmam-ı Rabbani fırsatı değerlendirme, vakitleri zayi etmeme ile alakalı bizlere beyan buyuracak inşallah. Rabbim tesirini yüksek etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Biliyorsunuz mektubattan inciler programı iki, iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde mektubatı şerif okuyacağız. İkinci bölümde de inşallah bir aksilik olmazsa sizden gelen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Rabbim tesirini yüksek etsin. Sizden gelen cevaplar da, sorular da İlk sorudan başlıyoruz biliyorsunuz. İlk kim gönderdi sorudan başlıyoruz. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama ikinci bölümde cevaplarını vereceğiz. Bunu da bilmek lazım. Birinci bölümde malumunuz. Bakın şu anda burada telefon bile bulundurmuyorum yani. İkinci bölümde cevap vereceğimizden dolayı. O yüzden dolayı sorularınızı şimdiden sorarsanız. ikinci bölümde inşallah cevaplarınızı almaya çalışacaksınız. Rabbim tesisini yüksek etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hakikaten sizinle olmak güzel. Mektubattan incilerde, Allah'tan bahsedilecek. Peygamberden bahsedilecek. Kitabullah'tan bahsedilecek. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz katasallahu sirruhu'nun ifadelerinden bahsedilecek. O yüzden çok kıymetli, feyizli, bereketli bir ders olacak inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlarımız ekrandan sizlere telefon numarasını bildiriler. O telefon numarasında da ne yaparsınız? Sorularınızı gönderirseniz ikinci bölümde de inşallah sizlere sorularınızın cevaplarını vermeye çalışacağız. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Malumunuz konumuz olması sebebiyle konumuz bu. İmam Rabbani Hazretleri'nin buyuracağı mektubudaki konumuz şu. Gerçekten fırsatları değerlendirme ve vakti zayi etmeme. Şimdi güzel insanlar, kıymetli insanlar. 2017 yılı bitti, 2018'e başladık. Gerçekten şöyle ömrümüzden bir yıl daha geçtiği olarak değerlendirirsek, herkes kendine göre yaşını biliyor. Gel şu yaşlarımızı bir kontrolden geçirirsek. Bir kontrol, bir hesap, muhasebe yapalım ya. Hadi gelin hadi. hadi korkma ya, korkma. Şöyle bir, sıra, bir masaya kendimizi. Ama korkma. Bir bak bakalım ya. Allah Celle Celaluhu'na karşı iman durumumuz Peygamberimize karşı iman durumumuz, Kitabullah'a karşı iman durumumuz nasıldır? Ben inanıyorum ki iman durumumuz çok güçlüdür ya. Elhamdülillah. Bununla beraber iman durumumuzu inceledikten sonra amel durumumuz nasıldır? Ama bu imanımız فَاِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ Eğer diyor Mevla Teala onların imanı gibi iman yani peygamberimiz ve sahabenin imanı gibi iman ederseniz o zaman hidayet olursunuz diyor Mevla Teala. Hakikaten o iman derecesini yakalayabildik mi? İnşallah yakalamışızdır ya. Mesela Mesela Katade radıyallahu anh Peygamberimize şşt, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ok giderken başı şerifini uzatıyor. imana bak be. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Peygamberimize kılıç gidecek he, omuzunu uzatıyor. Her şeylerini feda ediyorlar. Malları ise mallarını, mülkleri ise mülklerini, evlatları ise evlatlarını, ne varsa her şeyini feda ediyorlar. İmana bak be. Rabbim gerçekten onların imanı gibi o sahabenin, o peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyorlar peygamberimize ya Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer diyorlar Arap Yarımadası'nın liderliğini istiyorsan, Arap Yarımadası'nın liderliğini istiyorsan, seni lider yapalım, önümüze başbakan yapalım tabiri caizse veya başkan yapalım veya bilmem ne yapalım, E ee, makam verelim sana. Yok diye Efendimiz. Eğer zenginlik davan varsa bütün zenginliklerimi sana verelim. Yok. Eğer hanımlarımızdan, kızlarımızdan beğendiklerim varsa ne isterse verelim. Yok bir elime ayı bir elime güneşi verseniz ben davamdan vazgeçmem. Güzel insan, kıymetli insan imana bak imana. İman bu. Ve bunun gibi daha nice mükemmellikler, nice güzellikler, nice harikalıklar her anları, her zerrelerinden, her anlarında Üzerine durup ifade edeyim. Her anlarında her zerlerinden iman fışkırıyordu be. Nasıl tarif ettim sizi? Hocam biz de mi öyleyiz? Öylesinizdir siz ya. Öylesinizdir. Vakit geldiğinde, vakit geldiğinde, zaman geldiğinde yapılması gerekeni yapıyorsanız, işte öylesinizdir o zaman. Rabbim gerçekten Peygamberimiz ve pey sahabenin imanı gibi iman. Elhamdülillah ikram ettiği gibi muhafaza etmeyi de nasip etsin inşallah. Öyle sizdir. Bununla beraber ama tabii bunu bir değerlendireceğiz. Hemen ikinci olarak amel konusunda durumumuz nasıl? 2017 bitti veya senelerimiz geçti. Veya senelerimiz geçti. Güzel insan. Es-salatu ümadü din. Namaz dinin direğidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuda nasılsın? Mükemmel. Maşallah. Maşallah diyorum. Hocam nereden bildin mükemmel? Ya inanın öyle bir ses geldi kulağıma Kameradan, kameralardan sanki ses fışkırıyor, ses fışkırıyor. Ne? Hocam mükemmel namazlarda. Eğer gerçekten böyledir ya, öyleysek var ya arkadaşlar, dinimizi ayakta tutuyoruz demektir ya. Dinin ayakta durması sebebi namaz, namaz. Evet, güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ama namazlarda gevşeklik varsa, namazlarda tembellik varsa, namazlarda ah, ah yapıyorsan olmadı, yakışmadı ya, yakışmadı. Hele hele, hele hele namazlara kalkarken ne olur ya? Namaza kalkarken samimiyetle kalkın, tembel tembel kalkmayın. Rahat olun, huzurlu olun, zevkli olun. Allah'ın huzuruna kalkıyorum. Sevgilimin tabiri caizse sevdiğimin huzuruna çıkıyorum. Kabul edin ya. Çok önemlidir bu ya. Çünkü Mevlamız buyuruyor ki yapmayalım arkadaşlar güzel insanlar. Yapmayalım ya ne olur. «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالَى لا يراوون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» بق منافقات المسكات يوم münafıklarda namaz kalkıyormuş ama diyor Mevla Teala küsala tembel tembel kalkarlar. Zorlanarak kalkarlar, üzerlerinde ağırlık varmışçasına kalkarlar. Bunu yapmayalım be. Ne olur yapmayın, yapmayın. Çocuklarımızı öğretelim. Onlar da yapmasın, ailelerimiz yapmasın. Kimse yaptırmayalım. Namaza kalkarken Allah'ımızın emri zevken kalkar. Neşeyle kalkalım. Hocam ben uykum ağır inanma. İnanma kendine sakın ha uykun ağır değil. Sen yatmayı bilmiyorsun güzel insan. Yatmayı bilmiyorsun. Zamanında yatsan şimdi var ya ok gibi kalkarsın be. Ama sen zamanında yatmıyorsun yatmıyor. Dizilerin var filmlerin var bilmem nelerin var şu var bu var filan var. E bu Suha yatmayınca hocam uyku değil. Uykuyu çok seviyorum. Yok sevmiyor. Niye? Uykuyu sevsen zamanında yatarsın. İnsan uykuyu sevse zamanında yatar ya. Zamanında yatmadığına göre sen uykuyu da sevmiyorsun. Sen tembelliği seviyorsun, gevşekliği seviyorsun, uyuşmayı seviyorsun, vakit geçirmeyi seviyorsun, nefsini seviyorsun. O yüzden lütfen bir kere ben ya. Geleyim ben. Bak yaslı yıkılalım ne kadar oldu bak. Bak ne kadar oldu. En az en az bakın takip edin. Bir buçuk saat oldu en az. Sonra hadi biraz daha durdun diyelim. Daha sabaha kadar sabaha 8.22. 8'i 22, .22 geçeye kadar. He? Ne? Ne diyorsun ya? Kalkamamak olur mu ya? yatmıyor demekti ya. O yüzden güzel insanlar kıymetli. Hele hele nasıl kalkacağız? ve ile Bu hayatı bir fırsat bileceğiz. Hayatı gerçekten fırsat vereceğiz. Elimizden alındığı takdirde bu sefer eyvah deriz ya. Eyvah fırsat gitti deriz. Pişman oluruz. O yüzden lütfen ve keremen fırsat verelim inşallah. Kıymet verelim. Güzel insanlar kıymetli insanlar. Bununla beraber Haydi namazlarımızdan geçtik. Diğer ibadetlerimizden geçtik. Namazda başarılıyız. Haramlardan kaçma konusunda nasılsınız? Gelin şunlardan da vazgeçelim be. Bu akşam var mısınız ya? Haydi. Güzel bir niyet edelim. Güzel bir niyetle. Eksikliğimizden de vazgeçelim be. Eğer faize bulaştıysan Rabbim muhafaza bulaşma Bulaşmamışsındır. Senin için var faizle ya? Senin ne için faizle var? Eğer faize bulaştıysan vazgeç. Kumardan, içkiden, zinadan ve bu gibi her türlü fuhşiyattan uzaktır. Uzaktır be kardeşim. Uzaktır ya. Yani. İftiradan hele hele bugünlerde müminler ah müminler ah ah kardeşim ah güzel insanlar ya. Aman ha gıybetten, iftiradan uzaktır Yakışmaz. Yakışmaz. Hele hele küfrün ahlakını takınarak Ebu Leheplerin, Ebu Cehillerin veya buna benzer din düşmanlarının ahlaklarına takınarak bir takım ifadelerin içinde, bir takım ifadelerin içinde cımbızla birkaç ifade alıp da bu, bu şekilde insanlara lekelemeye çalışmak bu çok tehlikeli ya. Bunun vebalini ödeyemeyeceksin. Bunun vebalini ödeyemeyeceksin. Bunun altından kalkamayacaksın. O yüzden yapma, yapma. Çok tehlikeli, yapma. Ciddi söylüyorum yapmaya yakışmaz. Mü'mine yakışmaz. Tövbekar olsan bile yüzün kızaracak bunu böyle bil. İftira atacaksın. Milletine ayağını kaydırmak için hele hele sol zihniyetin hele hele din düşmanlarının, hele hele İslam düşmanlarının, he? onların ahlaklarını alacaksın, Müslümanlara o saldıracaksın, sonra yüzün kızaracak. Hocam tövbe ettim, yüzün kızaracak. Yüzün kızaracak. Yapma, yapma. Yakışmaz. Yakışmaz. Müslümana küfür ahlakı yakışmaz. Müslümana, Müslümana ihanet ahlakı yakışmaz. Müslümana iftira ahlak yakışmaz. Müslümana tekrar üzerinde duruyorum. Müminleri satmak yakışmaz. Bunu altından kalkamazsın çünkü. O yüzden hocam tövbe eder adam. E de unutma ki helallik alamazsın ki alamazsan yüzün kızaracak. Yapma. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şöyle hayattayken elhamdülillah hayattayız. Hazır hayattayız bu hayatı fırsat vererek, ganimet vererek güzel değerlendirelim. Hatalardan, yanlışlardan kendimize balık alıkoyalım? Yoksa o hatalara devam ederek altından ne yapamayız? Kalkamayız. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet. Biraz da bir 2018'de, bak 2017 gitti, 2018'e geç. şimdi. 2017'de güzel kararlar verelim be. Mevlamız biliyor. Ya yuhledin amenüttekullah ve tenzur nefsumma katlimetliyat. Ey imadenler Allah'tan sakının ve ahiretiniz için ne hazırladığınıza bakın. Bakın şimdi biliyorsunuz inşallah bir aksilik olmasa Rabbim muhafaza etsin. Size dua edin. Ben size çok dua edeceğim inşallah. 6 Ocak'ta ne yapacağız? Ümmüye gideceğiz. Ne yapıyoruz? Ona göre hazırlıklar yapıyoruz. İşte ona göre kıyafetler ayarlıyoruz. Niye? Çünkü kendisi orada 15 gün kalınacak, 15 gün kalınca için oranın sıcağına göre ona göre ne yapıyoruz? Kıyafetler ayarlıyoruz. Ona göre işte ihtiyaçlarımız neyse artık hastalıklarımız varsa ona göre tedavileriyle alakalı her şeyi ayarlıyoruz diye. orada kalınacak diye. Arkadaşlar 14 gün 15 gün ya bu. Ya sonsuz bir hayat mı bekliyoruz? Ahiret hayatı. Ne zaman gideceğimiz belli değil. Belki şimdi, belki yarın, belki belki. E ee, böyle olduğu halde, böyle olduğu halde ahiret, sonsuz ahiret hayatı, hazırlıksız, yakalanılmaz. Mevla Teala buyuruyor kulum diyor. Ey madenler bakın diyor ahiretiniz için ne hazırladınız. Yarın için ne hazırladınız. Neyle huzura geliyorsunuz. Neyle Rabbinizin huzura çıkacaksınız. Mevla Teala'ya ne sunacaksınız. Her ne kadar ibadetlere insan güvenmez. Rabbimizin rahmetine, Rabbimizin mağfiretine, Rabbimizin affına, Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere güvenir. Ya Rabbi sen fa fazla güveniyorum der insan. Yoksa kalkıp da şu ibadetinle şununla geldim deme durumunda olmaz. Ama yine insan yapmış olduğu olayları Rabbine sunacak. Mevla onları okuyacak. İnsan okuyacak. Oku bakalım. Okuruz. Çok güzel ibadetler okuruz inşallah. Kur'an'ımızı okuruz. Namazımızı okuruz. Hayırlarımızı okuruz. Güzel çalışmamızı okuruz. Sevgimizi okuruz. Kardeşliğimizi okuruz. Kucaklama ahlakımızı okuruz. Ne varsa okuruz elhamdülillah. Sevgiyle okuruz. Muhabbetle okuruz. Her şeyi okuruz. Ve Rabbim. Senin fazlına güveniyoruz. Bizim ibadetlerimize güvenme durumumuz yok ama sen emir buyurduğun için ya Rabbi bunlara da kitabımızda bu, bu, bulabilirsin diye ortaya koyarız elhamdülillah. Rabbim inşallah her birimizi muhafaza etsin. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi zayi etmesin inşallah. Zayi ettirmesin aynı zamanda. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. O yüzden 2018'i şöyle güzel kararlar verelim be. Şimdi biliyorsun 2017'de 2018'e geçildiğinden dolayı insanlar ne yapıyor? Belli insanlar hesaplarını yapıyor, kitaplarını yapıyor, vergiler, şunlar, bunlar işe olan değerlendirme yapacaklar ya. Bakalım 2017 nasıl geçti, maddi olarak nasıl geçti, ticaretiyle alakalı hesaplar Bir inceliyorlar, bakıyorlar işte ne yaptık? Bu muhasebesini ortaya koyuyorlar. Tak tak bir şey okuyor. Ne? İşte geçen sene ne hata yaptık? Niye ticaretimizde başarılı olamadık? Şunu mu yaptık? Şu mu eksik? Bu mu eksik? Veya neden dolayı başarılı olduk? Neden dolayı başarılı olduk? Evet. Neden dolayı başarılı olduk? Herkes ortaya koyuyor. O yüzden biz de şöyle manevi olarak geçen sene nerelerde başarılı değildik? Daha hangi senelerde başarılı Şimdi 2018'de hangi şeylerle başarılı veya başarılı olduklarımızın devamını başarısız olduklarımızın da terkini terkini arkadaşlar ne yapacağız? Haydi hep beraber karar verelim be. Var mısınız? Haydi hep Rabbim hepimize bu yolda başarılı nasip etsin. 2018'i çok güçlü geçirelim inşallah. İbadetlerimizle güçlü geçirelim. Haramlardan kaçmakla güzel güçlü geçirelim. Zaten FM TV ekranlarından bizi seyredenlere ben söylüyorum açıkçası. Maşallah diyorum hepimize. Siz maddi manevi her şeyinizi güçlü geçirirsiniz. Çünkü siz elhamdülillah Allah'ı seviyor, Peygamberi seviyor, kitabı Allah'ı seviyor, siz dininizi seviyor, siz Müslümanları seviyor, siz gerçekten kanalınızı yani evet Allah ve Resulü çizgisine yürüyen kanalınızı seviyor ve haramlarla meşgul olanlardan uzak duruyorsunuz be. O yüzden sizi ben tebrik ediyorum. Hepinizi, hepinizi takdir ediyorum. Rabbim hepinize razı olsun. Dün akşam çok ilgimi çekti. Kıymetli abilerim yine buradan tahmin edip seyrediyorlardır. Olsun. Buradan yine onlara selam olsun. Bizimle FM TV ekranlarından bizle tanışıp da Ümre'ye gelecek biliyorsun. 300'e yakın kişiye gidiyoruz elhamdülillah. Rabbim inşallah tahammül ermeyi nasip etsin. E, geldiler dün akşam şeye geldiler. Seminer yaptık dün akşam. Akşam yasası O seminerde tabii ne yapacağımız vazifelerimizi anlattık. Ne zaman gidecek, ne zaman gelecek. Orada yapacağımız vazifeler teknik tek anlatıldı. Çok bereketli, çok feyizli bir seminer oldu elhamdülillah. Ama açık şöyle söylüyorum. Bir aile olduğumuzu orada bir daha gördüm ya. Gözlerinin içinden sevgiler akıyor, muhabbetler akıyor. Hatta seminerde baktım bir tane çok kıymetli abimiz. Hatta bir kardeş, genç kardeşimiz. Baktım gözlerinden yaşlar geliyor. Duygulanmış yani. E tabi Allah'a misafirine gidiyorlar. Beytullah'a gidiyorlar. Duygulanmaz mı insan? E ben de bu orada şunu gördüm yani. Size buradan söylüyorum ya devamlı. Evet sizin her şey çok güzel diye. Baktım gerçekten sizin her şey güzel ya. Gerçekten çok sevgiyle, muhabbetle bu işlere sahip çıkmışsınız. Rabbim hepinizden razı olsun yani. O yüzden bazı ifadeleri söylerken bazı ya hocam abartıyor musun falan diye düşünmeyin. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Siz her şeyden güzel layıksınız. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Şimdi mektubat-ı şeriften de ne yapalım? Okumaya çalışalım. Biraz biliyorsun uzattım ama olsun. Siz uzatmayı da seversiniz elhamdülillah. Öyle inanıyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. El mektubu 133. mektup kime gönderilmiş? İlel Molla Muhammed Sıddık. Molla Muhammed Sıddık gönderilmiştir. Ne hakkında ve fi beyani irtinamül fırsatı ve vakti. Fırsatı değerlendirmek ve vakti zayi etmemek alakalıdır. Güzel değerlendireceğiz fırsatlarımızı inşallah. Hayatımızı güzel değerlendireceğiz. Güzel insanlar ya. Güzel insanlar. Şöyle hastaneleri bir dolaşır mısınız ya? Bazen de kabristanları. Bir dolaşın ya. Hastanedeki hastalara bir sorun. Veya belki evinizde hasta vardır. Bir sorun. Hastalık. Sıhhatin kıymetini bir sorun bakalım be. Bak neler söyleyecekler. Bak neler söyleyecekler. O yüzden sıhhat çok kıymetli. O yüzden sıhhatimiz, afiyetimiz yerindeyken bu sıhhat, afiyeti ne olur ya Allah için kullanalım. Mevla Teala'yı memnun ederek, Mevla'nın rızasını kazanarak peygamber yolunda, kitabullah yolunda kullanalım. Yoksa bu sıhhatler elimizden alındığı zaman güzel insan ayakların tutmaz, abdestin tutmaz veya ellerin tutmaz, gözler görmez. O hale geldiğin zaman, o zaman çok dersin. Ah dersin ya, ah. Sıhhatliyken neydi? Elimizde fırsat varken ne güzeldi. Neler söylersin? O yüzden hazır sıhhatimiz yerindeyken, afetimiz yerindeyken ne olur ya bu işin kıymetini bilelim ya. Şimdi buraya biliyorsunuz bundan önceki programda da buradaydım biliyorsunuz. Arada bir kardeşimiz bir kardeşimiz şey attı, e, mesaj attı. Arada, ara esnasında. Şu anda hastanede olduğunu söyledi. Çocuğuyla alakalı. Çocuğuyla alakalı. Şşt. Hocam dedi be. Çocuğum hasta ağır hasta dedi. Ama dedi hastanede dedi hocam. Hangi hastanede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda da hastanede. Hocam çocuğum hasta ama dedi. Yine FM TV ekranlarından ha. Hocam çocuğum hasta ama dedi. Burada öyle hastalar gördüm ki çocuklara hasta olanları gördüm ki dedi. Baktım ki benim çocuğum onlardan iyi olduğu için yine dedi hamd ediyorum dedi ya. Ya. Niye? Benim çocuğum onlardan iyi. Nice zor hastalıklı olanlar, evlatları hasta olanlar var burada diye. O yüzden güzel insanlar ya. Elimizde Mevla Teala'nın vermiş olduğu nimetleri ne olur güzel kullanalım. Çocuklarımızı, kendimizi, ailemizi gerçekten Allah'ın razı olduğu ve hoşlandığı şekilde yönlendirelim. Ve bu fırsatları kaçırmayalım inşallah. Ama rahmetli ihsan dedim. Allah rahmet eylesin. Kalp Hastanesi ismini vermek istemiyorum reklam olmasın diye. Çünkü bazı bu sıkıntı olabiliyor o yüzden dolayı. Kalp Hastanesi, bir tane kalp hastanesi, bir de bu tarafta bir kalp hastanesi ama Anadolu yakasında bilenler bilirler neyse orada yatıyordu. Bir defa ziyaretine gittim dedemi. Dedi ki bana yaz. Şu hadis-i şerifi yazdırdı bana. Şu hadis-i şerifi. Hiç unutmam. rahmetli dedem çok kıymetli insan. Yazdırdığı hadise şuydu. Ni'metani mağbunun fihima kithirun minen nas. Es-sıhha vel ferav. Hastanede yatıyordu. Bunda yazdı. İki nimet vardır ki insanların çoğu ondan aldanmıştı. Bana ders veriyor yani kısacası. Niye? Ben tabi o zaman daha gencim. Dedemin vefatı 21 yıl oldu. Şimdi hatta 22 yıla gidiyoruz. Tabii. 96. Dikkat et. Ondan sonra ben de o zaman daha gençim. Şimdi yaşlı mıyım? Ne demek istiyorsunuz yani? Ayıp olmuyor mu ya? <laughs> Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya hoca ama oradan belli oluyor. Gönüllerinizden bir anda şeyler çıkıyor. Biraz sanki bana bir, bir ufak şey yaptığınız gibi geldi. Neyse. Yaşlılığı da kabul ediyoruz. Fark etmez. Yaşımı vakti ne zamansa yaşamayı severim. Açık söylüyorum. Yani öyle yok genç olayım bilmem ne olayım filan falan değil ya. Yaşım neyse o yaşın adamı olayım inşallah. Rabbim öyle o ahlakı nasip etsin inşallah. Çünkü rahmetli dedem yine oğlum var. Osman biliyorsun tanırsınız. Ekranlardan tanırsınız oğlumu. Oli dedi. Daha Osman o zaman iki yaşlarında filan yeni yeni yürümeye başlamıştı bir şey yapıyor. Oli dedi. Oli. Senin Yaşında senin yaşında olmak istemem dedi ya. Ufak, daha ufak. Bu hayatı bir daha nasıl geçiririm dedi ya. Bu hayatı bir daha nasıl geçiririm dedi ya. Ya gördün mü? O yüzden öyle. Hocam genç olsaydık da falan olsaydı öyle değil be. Onun da kendine göre zorlukları var. Çocuklarında çocukların da kendine zorlukları var. Belli hayatında kendine zorlukları var. Her hayatı kendine göre zorlukları var. Her zamanı kendine göre zorlukları var. O yüzden öyle değil yani. O yüzden bu hayat geçtiyse işte kardeşim zamanında zamanında, zemininde, vaktinde her şeyi ne yapacaksın? Ortaya koyacaksın. O yüzden dolayı zamanında, zamanında e, hangi yaşlısın kardeşim? O yaşın adam olacaksın. O yaşın adam olacaksın. Neyse geçiyorum şimdi nasıl konuya geliyorum. Rahmetli işte bana bunu yazdırdı. Niye? Ders veriyor bana. Niye? Dedim ya daha o zaman gençiz. E o İki nimet vardır ki insanların çoğu ondan aldanmıştır. Bir, sıhhat. Sıhhat nimetinden insanların çoğu aldanmıştır. Şimdi gençlere söyle bakayım ayakları mı ağrıyor. Ya merak ediyor ayak ağrısı nasıl bir şey ya diyor. Gel şimdi gençler de biraz çocuk mu çıktı? Ne belli değil ama onlar biraz sanki çabuk anlıyorlar galiba dertlerimizden yani. İnşallah öyle değillerdir. İnşallah sıhhatlilerdir, afiyetlilerdir. İşim muhabbet olsun diye söyledim. Evet dikkat et. Anlamaz insan ey. Ayak ağrısını bilmez, göz ağrısını bilmez. Ona göre benziyor ağrıları bilmez. Bilmez ya bilmez. Bilmez. Niye? Ağırmıyor ya. Ama öyle bir zaman geldi mi bir bakacaksın ki eyvah. O yüzden güzel insanlar kıymetli. insanlar, sahatimizi kıymetli. Bilelim. Bir. Vel fera Boş vakit. Evet Efendimiz Selam. Boş vakitinde insanlar kıymetli bilmez. Ama şimdi sorsan herkese sor. Hocam. E, hiç vaktim yok. Ne alakası var ya? <laughs> tamam. Tamam bir tane şart düzgün. Bir tane. Şu telefonlar var ya telefonlar. Telefonları bırakın kenara. Bakayım vaktiniz var mı yok mu? Bir bakalım bundan sonra. Şu telefonları bir kenara bırakın. Bak bakayım vaktim var mı yok mu? Ondan sonra konuşalım sizinle ya. Sen şimdi yalandan şeylerle doldurmuşsun vakitlerini. Yalandan oyunlarla, bilmem nelerle, şunlarla bunlar doyurmuş vaktini, doldurmuş vaktini. Boş işlerle dolmuşsun. Lehvun ve Oyun oyuncakla doldurmuş vakitlerini. Ondan sonra hocam boş vaktim yok. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ne alakası? Öyle değil, öyle değil. Kendini kandırma. Sen yalandan şeylerle hayatını doldurdun. Evet, gelin şunları bir bırakalım. Rabbim hepimize bu yolda ciddiyet nasip etsin inşallah. O yüzden iki tane nimet bak dikkat et. Sıhhat ve boş vakitleri diyor. İnsanların çoğu aldanmış ve vakitlerini boş harcıyorlar demektir. Saatlerce ne şikayetler geliyor bize. Hey güzel insanlar. Ne şikayetler geliyor. Saatlerce diyor hocam diyor. Bilgisayarın başından kalkmıyor diyor. Saatlerce. Yemek yemiyor, içmiyor onun başında duruyor diyor. Saatlerce. Hocam yeni evlendik diyor. Evlen bilgisayarlarından seni daha iyi diyor ya. Daha iyi diyor ya. Ve bunun gibi niceleri niceleri. O yüzden güzel insanlar yapmayın ya. Lütfen yapmayın ya. Şu boş vakitler inşallah. Ne yapalım? Allah'ın razı olduğu şekilde beğendiği şekilde, hoşlandığı şekilde geçirmeye çalışalım inşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin inşallah. Vadi mektubu göndermiş olduğunuz bize mektup gönder ulaştı diyor. Yembali gerekir ki bu gönderilen mektuba cevap veriyor yani. İrtinamul fursatü vakti Vakti, vakitleri zayi etmemek vakitleri zayi etmemek ve fırsatları güzel değerlendirmek ganimet bilmek lazım. Güzel insan kıymetli insanlar. Bak şu anda nefes alıyoruz elhamdülillah. Düşünsene nefes alamadığını Tak nefes alamadım bitti hayatım bitti. Başlayacaksın. Eyvah ne oldu? Ya hayatım bitti. Ya, ya ben şunu yapacaktım ben bunu yapacaktım. Şunu yap ya, yapma. 10 ya. sene önce de aynı şey söylüyordun ya. 10 sene önce de aynı şey söylüyordun ya. 20 sene önce de aynı şey söylüyordun. Seni ne yapacaktım. Hocam hazırlanacaktım ben. Neye hazırlanacaktın sen ya? Hazırlanacaksın fırsat elinde. Hazırlansana. İmam Rabbani Hazreti ki geçmiş geçti. Gelecek senin değil an senindir. Yapacağını şimdi yapacaksın yani. Tövbe edeceksen şimdi edeceksin. Et bakayım Mehmet tövbe. Et et tövbe. Et bakayım. Yarın yaparım, şöyle yaparım, böyle. Hocam be, bir açça gideyim. ya garanti mi var mübarek? Hocam be, şunu yapayım. Ya ona garanti var mı ya? Hocam be, bir evleneyim. Ya evlenmeye garanti var mı? Hocam be, şu işimi kurayım. Ya garanti mi var mübarek adam? Garanti yok ki ya. Bir bakmış, tak gitmiş ya. Ondan sonra dersin ki hazırlıksız yakalandım. Hazırlıksız yakalandım. Yapma be. Vakit şimdi. Naktül vakt. Bak söylüyor aşağıda söyleyecek. Naktül vakt. Vakit diyor şu anda hazır vakit diyor. Hazır vakit. Evet. Onlar onu değerlendir diyor be inşallah. Evet, öyle yapsın. Şey ümmi Rusul müladat, öyle bir şey ümmi temahülü talülü, gayr el Bak diyor, resimler, adetler bilmem, e, tembellikler, gevşeklikler, şunlar bunlar bunlardan sana bir şey elde edilmez. Bunlardan pişman olursun, tembellik seni pişman eder, imarkarlık seni pişman eder, resimler, adetler, şunlar bunlar boş şeyler. Şimdi bizim adetlerimiz güzel, bizim resimlerimiz böyle bilmem ne, vakitlerimiz böyle geçirmemiz lazım. O yalandan oyunlar, işte yalandan oyunlar Allah muhafaza etsin. Bunlar seni pişman eder, eyvah dersin güzel insan. Bir bakmışsın ki ne oluyor ya dersin, vakitim geçmiş. Haydi ila rabbike ke mesal. Rabbine sevkiyat başladı. Haydi Rabbine gidiyorsun denir sana. Ondan sonra el teffet issakı bissak. Tabi. Hazırlıksız yakalanırsan ayağın ayağa dolaştı. Eyvah nereye gidiyorum. Eyvah nereye gidiyorum gitmeseydim yapmasın öyle yok ki ya öyle yok ki be kardeşim sevkiyat başladı gidiyorsun be Fela ve Bu kadar sana emir verdi halde tasdik etmedin ha? Allah'a tasdik etmedin. Peygamberi tasdik etmedin. Kitabullah'ı tasdik etmedin ha? Namaz kılmadın ha? Ve lakin Bir de yalanladı yalanladın ha? Yalanladın ha? Yüz sevirdin ha? Sümme zehbe ile ehli Evine gittin he gururlandın, kibirlendin. Muhammed'e böyle yaptık. Müslümanlara böyle yaptım. Falan'a böyle yaptım. Masum Hoca'ya böyle yaptım he. Gittin evinde gururlandın, kibirlendin öyle mi he? Evla leke fevla. Sümme Allah diyor ya. Ben de böyle. Sana evla diyor Hazreti Allah. E kalandın şimdi gel bakalım buraya. Evla diyor sana be laf dinlemedin he. İşin gücü insanlar Müslümanlarla uğratmak he. Gel bakalım. 4 defa evlale kefaula, thumma evlale kefaula. Allah buyuruyor ya. 4 defa astallah. Peş peşe sana evla, sana evla, sana evla. Sana. Niye? Sen çünkü yalanladın. Sen tasdik etmedin. Sen namazlardan uzak kaldın. Sen yüz çevirdin. Sen gururlandın, kibirlendin. Çalım sattın, kalktın. Alay ettin, dalga geçtin. Olmayacak işler yaptın. Sana evla. Sana evla diyor dört defa. E Yaşsa bu insan. Ey yutrake suda. İnsan kendisini başı boş bırakıldı zannediyor. Yaparım bir şey olmaz mı? Fark etmez Ya öyle mi zannediyorsun? Yok be. Başka? Böyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gel. Gel. O zaman göreceğim hepinizi. Bir bakacaksın bakalım. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, sizler elhamdülillah duyarlısınızdır elhamdülillah. Sizler duyarlısınızdır. Sizler gerçekten eşin sahibisinizdir elhamdülillah. Ne yapmazsınız? Yanlışlara düşmezsiniz. Ve gâlel muhbiru suâde aleyhim yasılâ temmühâ ve minet teslimatın en mükemmeli, salavatın en tamamı Peygamber Muhammed Mustafa. O haber verenlerin en doğru olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki helekel musavv, musavvifu yarıncılar ihmale bırakanlar sonraya bırakanlar helak oldu. Ben demiyorum ki ya kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu Yarın yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Türkiye'de mevcut o iş biliyorsunuz. Adama şimdi diyorsun ki Ya kıymetli kardeş güzel insan hadi be. Namazlarına başla diyorsun. Hocam ben başlayacağım edeceğim. E ne zaman? Hocam bir askere gideyim geleyim. Ya askere gidip gelme garanti mi var senin mübarek? Askere gidiyor geliyor ondan sonra hocam bir evleneyim diyor. Ya baba evlenme garanti yapma ya. Hocam bir işte, şey onları bir iş mi kurayım? Sonra hocam bir kırkı bulayım. Sonra hocam işte çocuklar oldu çocuklar bunlar büyüdü hocam. Yapma ya. Yapma. Yarıncılar helak oldu. ...sonraya bir akıllar helak oldu... ...ihmakarlar helak oldu... ...yapma be... ...yapma yakışmaz... ...ve sarfu nakdil umri... ...el muhakkigil mevcudil el emril mevhum... ...ve hifdül mevhum... ...gerçekten diyor... ...bu ömrü... ...boş şeylere harcamak... ...şşşt... cidden... ...cidden kerittir ya... ...Allah'ın emrettiği... ...şeylerden uzak haramlara, boş vakitlere, boş şeylere, olmayacak işlere, mehum, vehmedilen işlere, yani öyle önemli olmayan işlere harcamak diyor. Bunlar cidden kerehtir ya. E ne yapmak lazım? Fe inne vakti Evet, şu ömrü, şu vakitleri yembeği en yusrafe fil emril ehemmi gerçekten önemli işlere Önemli, ehemmi, eh, ehemmiyetli önemli işleri harcamak lazım. Önemli iş ne? Allah'ın emrettikleri önemlidir. Peygamberin gösterdikleri önemlidir. Kitabullah'ın bildikleri önemlidir. Namaz önemlidir. Namaz önemlidir. Hocam ticaret, Allah'a razı olduğu ticaret önemlidir. Helalinde kazanmak önemlidir. Haramlara düşmemek önemlidir. Haramlara uzak durmak önemlidir. Evet. Ticaret de önemli. Hocam aile hayatı, aile hayatında Allah ve Resul çizgisinde olması önemlidir. Kafana göre değil, Allah'a göre yaşaman önemlidir. Onu istediği gibi yaşaman önemlidir. Ya nasıl tarif ettim size öylesindir Allah'ın Yok Yoksa öyle kafana göre istediğine göre yaşayacaksın. Zevklerini kendine göre ortaya koyacaksın. Bilmem ne öyle bir şey yok be kardeşim. Öyle bir şey yok. Bu sıhhati, afeti, bedeni, bu nimetleri veren Allah sana ölçü koymuş. Ölçü koymuş. Bu emirleri yapacaksın diyor Mevla Teala. Bunlar önemli diyor Mevla Teala. Bu emirler önemli. İnsanları düşünmek önemli. Kardeşleri düşünmek önemli. Müslümanlara sahip çıkmak önemli. Yeryüzündeki Müslümanların akan Müslüman kanını durdurmak önemli. Bunlara bakacaksın sen. Yoksa kalkıp da öyle. Yalandan işlerle hayatı doldurmayacaksın. Yalanlar oyunlarla hayatı doldurmayacaksın. Boş zamanlar hayatı doldurmayacaksın. Gıybetlerle hayatı doldurmayacaksın. Haramlarda kaçacaksın. Allah'a yasak etmiş olduğu şeylerle hayatını dolduramazsın. Öyle bir şey yok ya. Siz zaten yapmıyorsunuz. Siz zaten yapmıyorsunuzdur. Yapar mısınız ya? Siz Mevla Teala'ya bırakıp da başka şeylere meşgul olur musunuz? Mümkün değil. Siz Resulü'nün yolunu bırakıp da başka şeyle meşgul Mümkün değil. Mümkün değil ya. O yüzden vakitlerimizi önemli işlerde. Ama bir de kontrol edelim ya. Bir bakmışsın ki boş işlerle ahirete gidiyorsun. Boş olaylarla ahirete gidiyorsun. Kitabında boş şeyler, çok olumsuz şeyler, boş şeylerle ahirete mahcup oluruz ya. Mevla der kulum, buyur ya Rabbi, beni niye zikretmedin? Ya Rabbi, vaktim yoktu, neye ayırdın vaktini? Vaktin neydi seni? Ne işe meşgul olduğunda da vakti niye yoktu? Niye zikrullah'tan zikrullah'tan daha önemli işim mi vardı? kulum? Allah'tan daha önemli işim mi vardı? Peygamberden daha önemli işim mi vardı? Kitabullah'tan daha önemli işim mi vardı? Ahiret, cennet, cemalullah'tan daha önemli işim mi vardı? Kulum ne işim vardı senin? O yüzden geçimse onların da ölçüsü var. Hepsinin ölçüsü var. Geçim de Allah için olur. Evet. Rabbimi anlamıyorsunuz. yazımız. Ve nisyetü tested'i en tudakhira lima la yani müzakrafat. Evet. Buna dikkat etmek lazım diyor. Rabbim dikkat edenlerden olmayız. Ne o? Süslü, yalandan, süslü işlerden kaçmak lazım. Çünkü Allah hepimizi muhafaza etsin. Geçici süsler, aldanıp dünya süsleri insanı aldatır. Dünya süslendirilmiştir çünkü. Dünya süslendirildiği için bu süsler aldatır. Hocam neydi dünya süslenmiş? Bak Mevla sayıyor. Hadi hep beraber sayalım. Şişt, hadi. Estağfirullah. bismillahirrahmanirrahim. Züyyine linnâsi hübbü şehevat. Allah buyuruyor. İnsanlar için süslendirilmiş ney? Bir, hübbü şehevat. Şehevat sevgisi arzular, iştiyaklar, nefsani arzular, iştiyaklar, insana sevdirilen şehevani duygular var. Bir, minen nisa kadınlarda. Hocam o zaman kadınlarda hiç istifade yok mu? Var. Ne? Nikahla. Nikah ölçülerinde istifade var. Nikahsız istifadeye müsaade yok. Evet. Velbenin evlatlar, özellikle erkek evlatlar, bu erkek evlatlarıyla alakalı insan evladı olmasını ister mi? Tabii ki olması lazım. İster, arzu eder tabii ama o evladı Allah yolunda yetiştirecek. Allah'ın ölçüne yetişecek. Onu haramlardan koruyacak. Onu haramlardan koruyacak. Ama kalkıp da Ne'udü <laughs> billah. Ne'udü billah. Allah'a sığınırız. Çok büyük cehalet ahlakı. Erkek adamın erkek evladı olur ifadesi. Aman Allah'ım. O ne demek ya? Kız çocuklarına ne oldu billah? Hak hakaret etmek, hakir görmek, hoş görmemek bunlar cehalet ahlakı. Allah sana ne verdiyse, kız çocuğu verdiyse baş tacıdır, erkek evladını da baş tacıdır diyeceksin kardeşim. Ne yapıyorsun sen ya? Allah muhafaza etsin. Ce cehalet ahlakıdır. Kerih görmeye kalkmak. Kızım oldu diye utanmaya kalkmak ne oldu billah. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? O yüzden güzel insanlar aman ha aman. Mevla ne takdir ettiyse başımın üstüne eridireceksin. Yehebu limen yeşâhu ve yehebu limen yeşâhu zükûr ev ve Allah buyuruyor. Dilediğime erkek veririm. Dilediğime kız veririm. Dilediğime hem erkek hem kız veririm. Dilediğimi ve ec'alü men yapalım. Yani evlat vermem diyor Bitmiş. Ne eylerse güzel eyler Bitmiş. Yoksa aman ha aman. Vel Bir, biriktirme ahlakı. Dünya süslendirilmişti diyor Mevlamız. Biriktirme ahlakı. Biriktir. Yastık altı devamlı yastık altı. Yastık altı ama eğer etrafındaki fakirleri, garipleri düşünmüyorsan ne olacak hali? O yüzden güzel insan hakimidir. Yani bu Allah bu dünyayı ne yapmıştır? Süslenmiştir. Ama biz bu süslerden bize gerçekten lazım olan alacağız. Lazım olmayanları ne yapacağız? Bırakacağız diyor. Bak ne yapıyor? Bırakacağız. Allah'u subhanahu zerreten min lezzeti talep. Mevla Teala sizleri, bizleri rızıklandırsın. Evet birisi şey dedi ki ne o? Ne isteme? Lezzeti talep etme. Ama neden? Söylüyor zaten. Ve ademil kararı ve sükûne. Evet kararsızlık, huzursuzluklar bırakıp kararlılık ve sükûneti güzel yani sakinliği sükûneti bulma lezzetleriyle bizi rızıklandırsın. Düşünsene. Allah'la sekinet bulmuşsun. Aman Allah'ım ya. Allah'ı zikirle Allah'ı zikirle lezzet bulmuşsun. İbadetlerle lezzet bulmuşsun. Ya bundan büyük nimet mi olur ya? Ve bu kararlılıkla devam ediyorsun. Allah'ın emirleri kararlılığında devam ediyorsun. İbadetlerinle devam ediyorsun. Bununla beraber devam ediyorsun. O istikamete karmışsın. O istikamette de büyük lezzet bulmuşsun. Rabbim hepimize ikram etsin inşallah. Bunlar lazım diyor. Yoksa ve innemel matlu istenilen diyor selametül kalp istenilen selameti kalptir. Yembeğil fikru fil asri ve liyara zamme la yani gerçekten istenilen kalp selametidir. Bunu düşünmek lazım. Boş şeylerden de yükselmek lazım. Küllemâ dûnehu el hakkı ve lev ekle kandîn fe her ne şey ki diyor hakkın sevgisinin dışındadır. Her ne şey ki Allah'ın sevgisinin dışındadır. Ha diyor öldürücü zehirdir diyor. O yüzden Allah'ın sevgisi, sevgisinin dışında ne varsa onlar öldürücü zehir olarak tayin ediyor. Yani dünya zevklerine dalıp da ahirete unutursan. Gaflete dayanıp da, dalıp da dünyaya, dünyaya dalıp da ahirete unutur, Allah'a unutursan bu öldürücü zehirden başka bir şey değildir diyor. Bize lazım olan Allah sevgisi, peygamber sevgisi, kitabullah sevgisi ve bu yolda gerçekten Allah'ın razı olduğu yolda yürüme sevgisi. Rabbim cümlesini bizim yürümemize ikram etsin, ihsan etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hazır fırsat elimizdeyken ne yapalım kıymetini bilelim. Ve bu kıymeti bilerek de hayatımızı sürdürelim inşallah. Yoksa eyvah diyeceğimiz hallere düşeriz hazırlanmam lazımdı. Hazırlıksız yakalandım ifadeleriyle. Allah muhafaza pişman oldum. Yapmamam lazımdı. Kusana uğradım. Bu ifadelerle Allah'ın uzuna çıkmaya kalkarız. Sonra mahcup oluruz. Rabbim hepimizi, her birerlerimizi mahcup eylemesin inşallah. Razı oldu, beğendi, hoşlandı. Tüm güzel ahlakı cümlemesi evlatlarımıza ikram etsin inşallah. Cennet cemalullah amellerini hepimize nasip etsin inşallah. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Sizinle olmak çok güzel. Her zaman söyleyeyim, yine söylüyorum. İkinci bölümde inşallah sizden gelen soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Ama şunu da söyle, geçemeyeceğim. Hakikaten vaktin ne saktığını ben bazen anlayamıyorum açık söylüyorum. Çünkü sizinle olmak çok güzel. Rabbim hepinizden razı olsun. İkinci bölümde bulunmak üzere, buluşmak üzere inşallah. Ankara Batı Kent, Sosyete Pazarı'nın katkılarıyla mektubattan inciler devam edecek.